Olanları biliyormuşsun. Yani Adem'le annesinin öfkelendiklerinde ne yapacağının belli olmadığını da biliyorsun. Esma Hanım, Sade'de gelelim mi? Siz benden ne istiyorsunuz? Kocana mukayyet olmanı istiyorum. Faruk'a olan öfkesinden dolayı oğluma ya da aileme herhangi bir şey yapacak olursa eğer... ve sen bunu önceden sezersen, birimizden birimizi uyarmak senin boynunun borcu Dilara. Ha. Çakmağı alıp Faruk Adem'i yakmaya kalkışmadığı için Adem daha az zarar görmüş oluyor Esma Hanım. Ve sizin ailenizi koruyup kollamak bana mı vazife oluyor? İşlerin bu raddeye gelmesine hepimiz üzgünüz. Ama Faruk da anladı hatasını ve geri adım attı. Zaten en baştan da o barışmak için geri adım attı. Süreyya kaşımasaydı onlar arada kaynayıp gideceklerdi. Yani yine savaşırlarsa diye korkmakta haksız mıyım ben? Siz hala kendinizi düşündüğünüzün farkında mısınız? Ne yapacak Adem? Ya hayır, yani ne yapabilir? Faruk'a kumpas kurup hapse mi attıracak? Süreyya'nın peşine ona zarar verecek bir adam mı takacak? Ne yapacak? Ya Esma Hanım, Allah aşkına birazcık da kendi oğlunuza bakar mısınız ya? Kızım, ben buraya suçlu aramaya gelmedim. İkimiz de malımızın ne olduğunu biliyoruz. Ben Faruk'un bundan sonra eğer Adem izin verirse... onun gönlünü almaktan başka bir şey yapmayacağını ben biliyorum. Damarına basmazsa eğer, hatta bassa bile ona zarar vermeyeceğini biliyorum. Çünkü Faruk savunma adamı. Ama Adem saldırı. Aradaki fark bu. Adem canavar değil Esma Hanım. O sadece hayatı boyunca çok fazla hırpalanmış bir insan. Ve bu adamın tek istediği sadece bir ailesinin olmasıydı. Biz onu kabule hazırdık. Sen bunu gayet iyi biliyorsun Dilara. Tamam, temennim zaman içinde Adem'in de aynı şeyi anlaması. İkisinin bir orta yol bulmaları. Ama benim korktuğum olursa eğer... bu durumu senin vicdanına bırakıyorum Dilara. Bak, eğer hiçbirimiz umurumda değilsek... kardeşim dediğin Süreyya'nın iki can olduğunu düşün diyorum ben. Başka bir şey demiyorum ki. Tırnaklarını çıkarmadan evvel de bir dediklerimi bir düşün. Bir düşün. Ya elimi bir şey atıyorum, çay yapacağım, 50 tane koli deşiyorum ya. Neyse, bu sabah neyi aradıysam hemencecik buldum. Ha? Canım. Buyur çayını. Ha? Ha? Yıllardır taşınmıyorum ya. Ben de unutmuşum tabii. İnsan iki canlı dolduca. Ay, haftalardır anam ağladı kocacığım. Senem. Bizim bir an önce İstanbul'a taşınmamız lazım. Şu saatten sonra da Boranların burnunun dibinde olamam ben. Hem bak, bebeğimiz gelmeden benim bir an önce gidip iş bulmam lazım. Canım delirme, bir dakika. Yani Süreyya burada, Dilara burada. Canım onlar hallolur, hallolur. Onlar İstanbul'a gelip gider, sen buraya istediğin zaman gelip gidersin, hallolur. Ama ben artık Faruk'a yakın olamam. Tamam. Anlıyorum. Sen şimdi bir güzelce kahvaltını et, tamam mı? Sonra sakin sakin konuşuruz. Canım ben sakinim. Ben, inan bana, ben çok sakinim. Ama artık buranın sakini değiliz. Benim gidip bir an önce ev bulmam lazım. Akif dur, dur bir dakika. Ne oldu sana ya? Bir vahiy falan mı indi? Ne oldu canım? Bebeğim, bak inan bana, öylesi hepimiz için çok daha iyi olacak. İpek saçmalama! Delirdin mi sen? Şahap, canım Allah aşkına yavaş ol. Bak dedesi torununu zıplattı. Yahu kızının ne dediğini duymuyor musun sen? Bir de o serseriye destek mi olacağız? Ay vallahi tansiyonum düştü benim. Vallahi fenalaştım artık. Anlatamıyorum ben galiba. Bana alacaksın bana. Ona al demiyorum sana. Hem ne kadar güzel, senin için de bir fırsat. Boranlar hazır yükseliş devrindeyken. Tabii tabii. Bir de onlara bir madalya töreni düzenleyelim istersen. Kızımızı çok iyi üzdükleri için. Şahap, canım. Bak,
Bir dinle. Kızını bir dinle. Söyledikleri hiç de mantıksız değil ya. Kıymet, sen ne kadar bir paradan söz edildiğini biliyor musun? Bizim öyle bir paramız yok. Ay aşk olsun. Aşk olsun. Taşınmazlarımız var. Hayret yani. Senin şu herif için parmağını bile kıpırdatmaman gerekirken... ...şimdi canhıraş bir şekilde onun peşinde koşuyorsun. Yok yok. Ben bu herife hiç güvenmiyorum. Gider hisselerin üstüne oturur ondan sonra. Hiç güvenmiyorum. Benden hiçbir şey alamaz. Ay tamam baba ya. Tamam. Ya ben sana diyorum ki bana alacaksın hisseleri. Ona almayacaksın. Bana almayı şart koş. Böylelikle Fikret bana sormadan adımını atamaz. E ben? Ben zaten sana sormadan adım atmıyorum ki. Yöneticilerden biri sen olacaksın. Ne kadar güzel mis gibi. Biz de böylelikle büyürüz. Dedesi, dedesi bak. Bak torunumu kıkmaya başladı. Şahapcığım canım sen bir düşün. Sen torununa oyala. Gel biz çorba yapalım. Gel annem. Gel. Dedesi, dedesi lütfen. Tamam. Canım babam. Yavrum. Sen babanı gaza getirmeye çalışıyorsun ama Esma ne diyecek? Baban ikna olur da o da hayır derse babam büyük delilenir. Ben de adamı zapt edemem o zaman ha. Bir dinle, önce bir dinle. İmzalar atılıncaya kadar kimsenin hiçbir şeyden haberi olmayacak. Fikret de böyle düşünüyor zaten. Ya bilmiyorum. Ya hakikaten bilmiyorum. Böyle araştırmadan, etmeden. Yavrum adam o kadar para yatıracak. Ticaret bu. Allah muhafaza. Ya batarlarsa? Adam zaten bu işlerden hiç anlamaz. Çok pardon anneciğim. Çok özür dilerim. Biz neyden bahsediyoruz? Boran Holding'den bahsediyoruz. Değil mi? Sen Faruk'un batacak işe onay verdiğini gördün mü? Yaş tahtaya bastığını hiç gördün mü sen? Ben o Adem'e de güvenmiyorum. Hem de hiç güvenmiyorum. Adem yok anneciğim. Adem çekiliyor. İhtiyacım var benim buna. Sen bana yardım edip söyler misin şu babama? Bir ikna edebilir miyiz? Bayılacağım. Ne oldu İpek? Yok bir şey. Ne oldu İpek? Anne. Anne, benim bir şekilde evliliğimi sağlamlaştırmam gerekiyor. Beni anlıyor musun? Çok çabaladım, çok yoruldum. Fikret'i başka türlü elimde tutamam. İki çocuğumla tek başıma kalmak istemiyorum. Ne güzel. Havayolu şirketiniz olacak. Siz daha ne istiyorsunuz? Nesini beğenmiyorsunuz bu teklifimi ben anlamıyorum ki. Of. Harun. Allah Allah. Abartma hayatım, tamam. Sadece bir dalgınlığıma geldi, bir şey yok. Sen hayatta trafikte dalgınlık yaşamazsın ki yani. Ayrıca trafikte dalgınlık yaşıyorsan bence yine de gitmen lazım doktora. Bak stresli bir dönem geçiriyorsun. Aklın başında değil. Belki bir şey vardır, bir rahatsızlığın vardır. Ayrıca ben alacağım senin randevunu. Ne olursun inat etme. Dün gece de daldın zaten, öyle gittin. Bir şeyler oldu. Yorgunluk. Tamam, tamam. Tamam. Şu sıralar İstanbul'a gidiyorum ya sık sık. Bir arkadaşım var, ona görüneceğim. Sen şimdi bunu dert etme Allah aşkına. Tamam ama gidince kamerayla da arayacaksın beni. Şuna bak ya. Kocana güvenmiyor musun? Hayır, güvenmiyorum. Ayrıca Mustafa ile gitmen gerekiyor bence. Abartma. Hadi gir içeri, hadi. Hadi. Hoş geldin Akif abi. Hoş gördüm. Nasılsın Akif abi? Eyvallah. Oh, Akif. Gel, gel günaydın. En sevdiklerinizden. Günaydın Esma. Bana ne olur hayırlı bir şeylerle gel. Vallahi vallahi burama kadar doydum artık hayırsız habere.
Söyle bakalım. Ben elinizi öpüp sizden helallik istemeye geldim Esma Hanım. Faruk bahsetmedi mi artık birlikte çalışmadığımızdan? Hayır. Sebep? Sebep şu. Adem meselesinde galiba ben üstüme fazla inisiyatif aldım. Faruk da sağ olsun bir güzel haddimi bildirdi. Sebep bu. Yani sizin saçmalamadığınız bir gün olmayacak mı oğlum? Ha? Ha? Siz etle tırnak gibisiniz. Öyle ayrılmak ne demek canım? Ayrılmak ne demek? Olmaz öyle şey. Faruk benim için her zaman öyleydi Esma Hanım. Galiba ben onun için bir çalışandan öteye geçememişim. Ayarsızlık galiba burada oldu. Sakın yanlış anlamayın. Ben buraya sizi Faruk'u şikayete falan gelmedim. Tamam. Üzerimde emeğiniz çok büyük. Ben sizi hep anne bildim. Ama tabii haddim değilse... Oğlum, oğlum Akif. Tabii ki ben senin annenim. Tabii ki bensin. Ben sizin bilmem öyle kavgalarınızı falan. Aramıza da girmem. Nasıl küstüyseniz barışmanın da öyle bir yolunu bulursunuz siz. Ben bilirim, bilirim. Bunu bilirim canım. Bak Akif, sen her zaman bu evinde olsun. O cil aman abuk subuk konuşup beni sinirlendirme. Tamam hadi, tamam. Yeter. Çok sağ olun. Ben gitmeden bir uzatın elinizi. Helalinizi alayım. Tabii her zaman helal olsun. Oğlum her zaman helal olsun. Ama ben seni uğurlamıyorum. Bunu böyle bil. Mustafa şunları da iyice parlat tamam mı? Gözünü seveyim. Yani tamam, yemin ediyorum olaylar olaylar yani. Bizim bu konukta gece de olay bitmiyor, gündüz de olay bitmiyor abla. Ne oluyor yine ya? Akif Bey'im geldi şimdi arabadan. Açtım kapısını. Hoş geldin beş gittin. Cevap yok. Böyle bir portakal ağacı almış. Kış bahçesine gitti Esma Sultan'ın yanına. Böyle bir gerginlik bir şey var ama ben hissediyorum onu. Ben de orada çiçekleri suluyorum. En son Akif Bey'im Esma Sultan'ın elini öptü. İşten ayrılıyor. Yemin ediyorum onu hissettim abla. Akif. Akif ayrılır mı? O demirbaştır ya. Gitmez. Acaba? Adem meselesi yüzündendir bence. Demirbaşım diye kendine aklına gelen her şeyi yaparsan, her altı yersen olacağı bu. İnsan değer verilen yeri unutmamalı. Anladın mı? Yurdunu unutmamalı. Öyle. Yoksa bile oturuverirsin bir şeyin üstüne. Ya Mustafa abi öyle diyorsun da Akif abi güzel adam abi ya. Akif abi ben çok seviyorum. Ben onu zannetmiyorum kötü düşündüğünü abi. Oğlum ben kötü adam mı diyorum? Bence de güzel adam. Ama bak biz bu konağın sağ koluyuz. Bak Nurgül ablana dört dönüyor. Akşam ne yiyecekler diye kafasına göre hareket etmiyor. Denge denen bir şey var, denge denge. Ya Mustafa abi denge denge diyorsun. Bizim konakta denge mi kaldı abi? Murat Bey'imle Bade de gitti. Öyle değil mi abla? Eksili eksili, eksili eksili böyle bir kör oldu bir ayvaz böyle bakacağız birbirimize bundan sonra ha, konakta. Bir de kel olan sen. Gülün siz, gülün. Siz gülün. Fırtına öncesi gülün siz. Cevitler koptu mu göreceğim ben sizi. Nazif haklı mı şimdi diyeceğiniz bana? Nazif, sen sabahtan beri ağzında ne döndürüyorsun? Ne oluyor? Bir şey yok abla. Aman ablam geceden beri böyle bu. Dön sağa dön sola uyumadı uyutmadı yani. Artık gece gece nereye gittilerse İpek Hanım'la. Siz bir şey biliyorsunuz, bize söylemek istemiyorsunuz. Tamam. Söylemeyin, tamam. Söylemeyin, söylemeyin. Abla bak, sana yemin ediyorum İpek yenge beni özellikle tembihledi. Bak Nazif dedi, sakın anlatma dedi. Fikret Bey'imin bile haberi yok onu gördüğümüzden. Nerede gördüğünüzden? Nerede oğlum? Abla. Böyle bir mahalleye girdik. Arabadan böyle bir sokağa girdik. Bir şey var böyle, bir gerginlik bir şey var ama ben anlamadım ilk böyle. Bir şey var ama yani. Böyle beklerken beklerken çal. Evden Fikret Bey mi çıktı? Ben zaten Fikret Bey'imi gördüm. Böyle ışık tutulmuş tavşan gibi kaldım ben. Hemen biz apar topar Fikret Bey'imden önce döndük konağa. Yemin ediyorum size. İpek yenge darma duman oldu bir göreceğiniz. Konağa geldik. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Tam bir profesyonel. Yemin ediyorum abla. Ben sana o yüzden söylüyorum fırtına öncesi sessizlik diye. Ortalık fena karışacak. Yemin ediyorum size fena cayırtı kopacak bu konakta. Bak göreceğiniz. İsterseniz bir borç anlaşması yapalım. Hem siz de risk almamış olursunuz kendi adınıza. Fikret,
Seninle iş yapmak yeteri kadar riskli bu saatten sonra. Bütün o yaşadıklarım tepemde demokrasinin kılıcı gibi asılı duruyor. Ben bu işe kızımın ısrarıyla giriyorum. Aynı onun ısrarıyla sustuğum gibi. Farkındayım efendim. Bu da bir şey. Baba. Her neyse. Şimdi bütün hisseler İpek'in üzerine alınacak. Ama sana vekaletle imza yetkisi vermeyecek. Tek yetki onda olacak. Benim şartım bu. İyice düşün taşın, kabul edersen de bana bildir, tamam mı? Son söz. Hadi eyvallah. Buradayım ben. Baba. Kerim'le olan randevumuzu sen bu hafta sonuna ayarla, onlara özürlerimizi falan tamam. Net. Metin'i de ara, bu kredi ödeme planlarını bir güncelleyip bana geri getirsin. Akif'e de söyle, hava kargonun cirosunun hesaplarını... Akif Bey ayrıldığını söyledi ama Faruk Bey. Ha, tamam, bir an aklımdan çıkmış. Sen söylediklerini yaparsın. Tamam. Ben Akif'in bir iş planı, iş programını kafamda dağıtayım, sana haber veririm. Müsait misin? Oo, tabii müsaitim kardeşim. Ne demek, ne demek? Ben senin için yoktan vakit yaratırım. Eyvallah. Nasıl gidiyor işler? İyi, bildiğin gibi. Haberler sende. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben seni arayacaktım. Sen benden önce davrandın. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın. Sana davetiye yollayacağım. Süper, süper, süper. Bundan sonraki uçuş adresimiz belli oldu yani. Bu telaşın içinde sen hayra aradın inşallah. Vallahi onu sen söyleyeceksin, bilmiyorum. Ya böyle bir süredir bir baş ağrısı var. Çok şiddetlenmeye başladı. Hatta bugün gelirken böyle arabada gözüm karardı. Zor toparladım yani. Ya şimdi çok stres var tabii üzerinde. Ben de ona bağlıyorum da ne bileyim. Geceleri uyutmamaya başladı. Bir ağrı kesici falan mı versen acaba? Faruk. Uykusuzluk ve strese bağlı yorgunluktan olabilir. Ama daha ciddi bir şey de olabilir. Yani anlattığın semptomların pek şakası yok. İstersen gel bir gün cemalini göreyim senin ha? Bir tomografi çekeriz, içimiz rahat eder. Ben de bundan korkuyordum zaten. İyi tamam, ben Gül'e söylerim, senden bir randevu alır. Pardon, Faruk bir saniye. Bey. Bir saniye. Toplantıyı hatırlatmamı istemiştiniz. Konferans görüntüsü için bağlantı hazır. Tuğrul, benim şimdi bir konferansa katılmam gerekiyor, tamam mı? Gül senden alacak randevuyu. Tamam, tamam. Faruk, bana bak. Böyle sakın sallayayım falan deme, ciddi bir şey olabilir. Yok, yok. Başımda Gestapo var. Merak etme, illaki görüşeceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Sen babama niye takılıyorsun? Takılma. Sanki o gelecek seninle toplantıya, ben geleceğim. Ben de sen ne istersen, ne dersen onu yapacağım. Ya Fikret, babamı başka türlü ikna edemiyorum ben, ne yapayım? Zaten ben zamanla aranızı yumuşatacağım sizin. Tamam mı? O da zamanla yumuşayacak zaten. Ay neyi düşünüyorsun bu kadar? Ben anlamıyorum. İpek, durumumuzu bilmiyor musun bizim ikimizin? Yani sence bu durum şimdi işleri daha da karmaşık bir hale getirmeyecek mi? Bizim daha önemli bir ortaklığımız var, farkındaysan. Çocuklarımız var bizim. Bütün mücadelemiz onlar için değil mi zaten? Bulup bulabileceğimiz en iyi formül bu Fikret. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Ay gurur yapıyorsun. Gurur yapıyorsun, saçma sapan ayağına gelen fırsatı tepiyorsun. Ya tamam, işler yolunda gider. Ödersin babama borcunu. Babam da çekilir, bu kadar. Ya neyi bu kadar dramatize ediyorsun? Anlamıyorum yani. Doğru. Zaten fırsatı tepecek lüksümüz mü var? Buyurun. Ay
içerisinin havası değişti. Böyle bir karizma geliyor. Kimin kuzeni? Tabii ki benim. Gel. Sana anlatacaklarımız var. Ne yap, kaynak mı buldunuz? Ne oldu? Eğer sen hisselerini devretmekten vazgeçmeyeceksen biz ipin üzerinden alacağız hisseleri. Aa. Ama tabii ki benim isteğim senin devretmemenden yana bence biraz daha düşünmelisin. Hayır. Gayet net. İyi peki o zaman. İşlemlere başlayalım. İkimiz için de hayırlı olsun. Ne diyeyim? Verdiğim ödevleri yapıyorsunuz. Yarın öyle geliyorsunuz, tamam mı? Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz öğretmenim. Yarın aynı saatte. Görüşmek üzere. Ne yapıyorsun? Kafa dağıtıyorum. Ne yapayım? Esma Hanım taktı. Murat'ın odasını bebeğin odası yapalım diye. Ben de tamam dedim. Oradan da bir fırsat kolladım işte. Hani Emir'le belki bebeğin arasında doğru düzgün bir bağ kurabilirim diye. Ya kırdığım putu toplamaya çalışıyorum işte, ne yapayım? Tabii. Sizi konağa çakacak ya. Böyle her şeyi, herkesi yönetecek ya. Allah'ım sizden çıktı, bana sıçradı ya. Senden önce sabah o geldi. Efendim Adem'in ne kadar kötü biri olduğundan, nasıl psikopat bir adam olduğundan bahsetti. Bir de bak burayı iyi dinle. Benim ajanlık yapmamın ne kadar ulvi bir görev olduğunu anlattı kendisi bana. Hayır, senin oğlunun yaptığı daha mı az kötü diyorum? Bana o zamanki şartlar diyor. Ya utanmadan kadın gelmiş, haklı davasında kocamı bana kötülüyor ya. Ay Allah'ım ya. Bana da çok fena yürüdü. Bana da niye gelip söyledin? Niye ortalığı karıştırdın? Niye gelip anlattın? Ben de ne bileyim, yanlış mı yaptım diye insan kendinden şüphe ediyor bir an, biliyor musun? Allah aşkına. Adem nasıl tepki verdi? Ya kötü. Kötü Süreyya ortaklığı falan bitirmeyi düşünüyor. Gerçekten mi? E Faruk? Bir şey diyememiş mi, konuşamamış mı? Ya bilmiyorum, konuşacaklardı. Vallahi bilmiyorum Süreyya. Ya ben yumuşatmaya çalışıyorum ama... Ya yine ben yalnızım kafasına girdi. E adamın bütün dengesi şaştı. Hayır, haklı, üstüne gidemiyorum. Bir de üstüne Faruk'la görüşmemi istemiyor. Ben taraf olmak zorundaymışım falan. Of. Ben koskocaman bir aile olduk diyorum. Ne güzel olduk diyorum, hale bak. E kabus gibi. Hem de ne kabus. Değil mi? Şimdi bakalım sizinki kaç kiloydu? 2 kilo mu dediniz? Ben bakayım 3 kilo. Heh. O olabilir. İsterseniz birkaç tane rengi daha var. Sarısı var. Yeşil varsa sarısı. Eyvah. Eyvah. Ben şunları şuraya bırakayım. Ben rahat rahat alışveriş yapayım, ama. Bunların da renkleri var. Eğer pantolon falan bakmak isterseniz almasına. Bakabilirsiniz. Aa! Esra, asistan kızların en güzeli, en vahşisi. Merhaba. Dönmüşsün. Evet İpek Hanım, gördüğünüz gibi işimin başındayım. Buyurun. Aferin sana, aferin. Sadece işinin başında mısın? Evet, içiniz rahat olsun. Tehdit edecek yeni bir şey yok. Anladım. Sen buradan epey bir zaman geçirdin değil mi? Yani ben seni attırmalara kalktım falan ama epey bir çalıştım buradan. O yüzden benim sana hamile bir kadının, yeni doğum yapmış bir kadının ruh halindeki değişimleri anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ben bunları en ağır şekilde yaşadım. Tabii benim bunları yaşarken böyle saçmalamalarım oldu. Mesela kocamı ihmal etmek gibi, işte senin gibi bir kadınla uğraşmak, onu abisiyle tehdit etmek gibi saçmalamalarım oldu. Ama işte insanoğlu, ben bu kocada hata yaptım. Al sen bu kocayı güle güle kullan diyemiyor ki. Hele kocasını benim kadar seviyorsa, benim kadar kocasına aşıksa, değil mi?
Benim bunlara söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sizin için her şeyin en iyisini diliyorum. Umarım tez zamanda çocuğunuz da iyileşir. Ama artık lütfen beni rahat bırakın. Ay tatlı kız. Gene kendini fazla önemsiyor. Canım, sen benim gündemimde bile yoksun. Hatta Fikret'in de gündeminde değilsindir diye tahmin ediyorum. Çünkü gündeminde olsaydın herhalde ben ikinci bebeğimi beklemezdim. Müjdeler olsun Esra'cığım. İkinci bebeğimi bekliyorum. Ay ne oldu? Ne oldu, iyi değilsin sen, dayan dayan şuraya. Tabii. Zor bir haber senin için değil mi? Esra. Ben her ne kadar kocamın sevgisinden emin de olsam, günün sonunda bana döneceğinden emin de olsam, bunu atlatması hiç kolay olmadı. Ben kocamı nasıl affettim? Çocuğuma sarılarak. Eminim Fikret bir daha böyle bir şey yapmayacaktır. Eminim. Ama işte ah kahretsin. Ben yeniden hamileyim. Yani ola ki bir boşluğa düşerse bunu fırsat bilme diye, yaşadıklarımızı unutma diye sana bunları anlatmak zorundayım Esra'cığım. Evli bir adam ne kadar mağdur bir senaryo yazarsa yazsın, günün sonunda gene karısına, ailesine geri dönüyor değil mi? Benim hiçbir hatam senin evli ve çocuklu bir adamla beraber olma gerçeğini aklamaz Esra. Ben Fikret'in gözünde senin ederini gördüm. O yüzden bundan sonrası artık senin kendine olan saygına kalmış. Yani senin dediğin gibi ben seninle gerçekten uğraşamam. Kemerini hep tak, tamam mı? Tamam. Sakın unutma. Hoş geldin yengem. Hoş bulduk. Ah, tam zamanında gelmişim. O ne? Resim mi çizdin? Bu benim galiba. Evet, bu bebek, bu da babam. Sen neredesin? Ben resmi çiziyorum. Bence buraya bir tane resim çizen Emir yapman lazım. Tamam. Yalnız ben kendimi şu köşeye çizeceğim ve daha yakışıklı çizeceğim. Bundan daha yakışıklısı bence yok. Gel bakalım, çerçeve de alırız buna. Tam o da yasmalık olur. Ne dersin? Çerçeveyi beraber seçeriz, olur mu? Olur. Ne renk seçeceğiz mesela? Yok. Gittiğimizde seçeriz. Mehmet, sen şu kataloğu ver bana, ben onlara bir bakayım. Gelsene be. Bak işte ben şöyle bir şey istiyorum. Bak bu fena değil. Evet. Böyle koyu bir renk. Bu duvarı füme. Füme istiyorum böyle. Koyu bir renk olacak. Öbür duvarlar tamamen beyaz. Öbür duvarlar tamamen şey. Böyle bir şey. Koyu bir füme. Esma Hanım, ne yapıyorsunuz? Hoş geldin Emir'ciğim. Nasılsın şekerim? İyiyim. Hani biz yapacaktık. Sen soyunmamışsın da hala üniformalısın. Evet Emir'ciğim, sen bir üstünü değiştir istersen. Herhalde babaannenle bir yanlış anlaşılma yaşıyoruz. Biz bir onu halledelim. Haber vereyim ben sana. Mehmet, sen hadi mutfakta bir çay iç lütfen. Kızımın odasını ben yapacağım Esma Hanım. Siz bana söz verdiniz. Ben de çocuğa söz verdim beraber yapacağız diye. Ne yapıyorsunuz ya? Başa mı sardık yine her şeyi? Bana sormadan usta sokmalar falan. Bu evin dengelerini ben yerine oturtmadığım müddetçe her gün daha fazla gel git yaşıyoruz. Evet, adanın odasını ben nasıl yaptıysam, nasıl düzenlediysem burayı da öyle düzenleyeceğim. Çünkü adil olan bu. İpe ayıp olmasın. Esma Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Ceza mı veriyorsunuz bana? Ben seni ne ödüllendiriyorum ne de cezalandırıyorum. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sandım ki bunu başardım.
Sandım ki aynı lisanı konuşuyoruz ama nerede? Ama ben sana erken paye vermişim. Evet, senin daha öğrenmen gereken çok şey var. Esma Hanım, anlamıyor musunuz? Bakın biz yetişkin insanlarız, tamam mı? Herkesin bir sırrı vardır hayatta muhakkak. Ama bir sır iki kişinin arasında olan bir şey. Haliyle herkes bildiği zaman bu sır olmuyor ve eninde sonunda patlayacak değil mi bu? Ben patlamadan önce gitsin Faruk anlatsın istedim. Ne var bunda ya? Bunda ısrar ettim. Bunun nesi hata? Korktuğum şey inşallah başımıza gelmez de sen neyin hata olduğunu görmek zorunda kalmazsın. Bugün pek konuşmak istemiyorsunuz galiba. Peki. Ben size bir şey sorayım. Geçtiğimiz seans... ...kardeşinizin sizi hapse attırmak için... ...biriyle konuştuğundan söz etmiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum? İtiraf etti. Aa. Bu iyi bir haber değil mi? Başta ben de öyle zannettim de işte. Karısı kovmuş bunu evden. O da işte karısına yaranmak için öyle bir şey yaptı. Ben sevilmesi bu kadar zor bir miyim ya? O kadar zor mu beni kabul etmek yani? Karınız için de aynı cümleyi kurduğunuzu hatırlıyorum. Onun da sizi sevmediğinden çok emindiniz. Faruk Bey'i tanımıyorum, bilmiyorum. Ama sizi tanıyorum Adem Bey. Yani? İnsanlar sevmeyi nasıl öğrenir sizce? Bilmiyorum. Sevile sevile. Hepimiz sevmeyi sevile sevile öğreniyoruz. Siz babanızın sizi sevmediğini düşünmüşsünüz. Üvey babanız size eziyet etmiş, annenizle olan ilişkiniz ortada. Yani pek iyi bir başlangıç yaptığınızı söyleyemeyiz. Öyle de devam ediyor işte. Hah, işte bu sizin cümleniz. Öyle de devam ediyor işte. Bu sizin cümleniz. Hepimizin... ...hayatında öne çıkan cümleler var. İşte... ...beni zaten terk edecek. Ve buna inanan biri... ...gerçekten de... ...kendisini terk edecek birini arayıp buluyor. Ya işte... ...zaten beni onaylamayacaklar. Çünkü çocukluğunda... ...annesi babası onu yeter kadar onaylamamıştır. O da buna inandığı için... ...gidip kendisini onaylamayacak birini arayıp bulur. Ta ki... ...kendisi onaylamayı öğrenene kadar. Yani hepimiz... ...kendi ezberimizi bozuncaya kadar... ...kader motifimize bağlı yaşıyoruz. Ne? Kader motifi ne? Kader motifi... ...şöyle anlatayım... Hepimizin çocukluğunda, zihnimizde bazı inançlar var. Mesela işte hayat beni istemez, hayat beni sevmez. Yahut aman ben beceriksizim biriyim. Ben zaten hep başarısızım, hep başarısız olurum. Yahut tam tersi, ben çok şanslıyımdır, her zaman dört ayak üstüne düşerim. Fark ettiyseniz de böyle inananlar gerçekten hep... ...dört ayak üstüne düşerler. Değil mi? İşte bu inanışlar, bu inançlar... ...hepimizin zihninde bir harita oluşturur. Ve bu harita...
içinde yaşadığımız çevreden aldığımız duyusal verilerle pekişir, güçlenir ve bir mühür oluşturur. Bu mühür, ben öyle tanımlıyorum, kader motifimiz. Ve biz bunun farkına varıncaya kadar hep bu kader motifimize bağlı olarak yaşarız. Ve biz hiç fark etmeden her yere bu mührü basarız. Çünkü bizim bildiğimiz doğru bu, inandığımız bu. Allah Allah. Ya burada da ben suçlu oldum yani, öyle mi şimdi? Ha? Suç mu? Suç yok ki ortada. İnançlar var. Ya yalan mı? Babam beni öldüreseye dövmedi mi yani? Evet. Evet, ne zaman dövdü? Çok uzun zaman önce değil mi? Peki bu zaman zarfında sizi kimler sevdi? Karım. O da numunelik yani. Bence sizi Fikret Bey de sevdi ama siz galiba buna için için inanmıyorsunuz. Ya nasıl inanayım? Adam Boran. Ailesiyle benim aramda ölümcül bir seçim yapması gerekse herif beni anında satar. Ölümcül olmasa da bazı seçimler yaptı ve genellikle sizin tarafınızı seçti diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? E tabii, neden? Çünkü güçlü kalması gerekiyordu da ondan. Evet. İşte bu. Ne? Şimdi sizin inancınıza göre Fikret Bey'in sizin sevme ihtimali yok. Oysa ki öyle değil, değil mi? Yani Fikret'in sizi sevme ihtimali var. Böyle bir olasılık mümkün. Ama sizin ezberinizde böyle bir şey mümkün değil. Peki siz böyle bakmayı sürdürdükçe ne olacak? Ne olacak? Fikret Bey sizin bu kuşkunuzu hissedecek. Bu araya koyduğunuz mesafeyi hissedecek ve ilişkiniz bozulmaya başlayacak ve bir gün sizi gerçekten terk edecek ve siz gene haklı çıkmış olacaksınız. Bunu görmek için de kâin olmaya hiç gerek yok. Adem Bey, haklı olmak yerine mutlu olmayı seçebilirsiniz. Bir dakika şimdi, ben gelmişim 40 küsür yaşına. Hayatın bu kadar silesini yemişim. Şimdi siz bana diyorsunuz ki hayata böyle başka bir pencereden bak. Nasıl olacak bu? Bu kadar kolay bir şey mi? Evet, hiç kolay bir şey değil, zor bir şey. Ama olabilecek bir şey. Sizin sevilmeme inancınız çok güçlü bir kale. Sevilme inancınızsa kağıttan kule, hop. İlk rüzgarda yıkılıyor. Ha, demek ki bizim o kuleyi kuvvetlendirmemiz lazım. Hı. Nasıl olacak o? Pratik yapacağız. Öncelikle herhangi bir sıkıntıda bunu kişisel bir mesele olarak görmeyi bırakacaksınız. Yani mevzulara kendi acınızdan, kendi ezberinizden, kendi bakış açınızdan değil de daha nesnel bakmaya çalışacaksınız. Evet, hayat size pusu kurmuş bir canavar gibi olsa, öyle bile olabilir. Ama siz onu öyle görmeyi bırakırsanız değişecek. Siz öyle bakmaktan vazgeçerseniz, hayat kim bilir size nasıl sürprizler sunacak. Değil mi? Kim bilir neler olacak. O zaman konuşalım. Evden çok buradayız bu ara. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Üzgün kadın, ne yapsın? Kalabalık seviyor. Hem evde tembel tembel oturup film izleyecektik zaten. Birbirimize zaman ayırma sanıyordum ben onu. Hatta romantik komedi sırasıydı. Aile candır diyeceğiz, geçeceğiz. Geldik zaten, konuşma hadi.
Neredeyse birlikte yaşayalım diyeceksin Burcu. Abartma. Bence de. Sevgilim, biliyordum zaten beni sallayacağını. Yani niye gidiyorsun ki doktora? Allah Allah, vallahi billahi gittim. Hani aradım daha doğrusu. Adam çok meşguldü, bana randevu veremedi. Yarın gideceğim. Nasıl sahtekarsın? Yarın lansman var bir kere. Bu adam senin arkadaşın değil mi ya? Soksun sen oraya. Ya yarın gideceğim diyorum, tamam. Bak iyiyim zaten, sorun yok. Ne bu? Oda işini annem el atmış. Aa, sen nereden duydun ya? Emir söyledi gelince. Hayırdır, ikinci bebek odası krizi mi doğuyor? İstersen ben el atayım, ben sen topun altına git. Sakın, sakın. Bu benim meselem. Ben halledeceğim bunu. Vay, Esma Sultan'a ben yeterim diyorsun ha? Eskiden anlatayım. Anlatmayacağım artık. Eskiden tercümana ihtiyacım vardı. Seni kullanıyordum. Şimdi ben onun dilinden anlıyorum. O benim dilimden anlıyor. Ben halledeceğim ya. İyi, hadi bakalım. Kazanız mübarek olsun. Gel bakayım. Gel. Kırmadınız, geldiniz beni efendim. Teşekkür ederim. Bu masada yalnız olunca benim sinirim bozuluyor. Yani hani biz de sizin olmayı seviyoruz ama hani bizim evimizde komşu kapısı değil, farkındayız. Ha, komşu kapısı edenler utansın. Hiç kusura bakma oğlum. Hoş geldiniz. Ne haber Osman? İyi. Merhaba. Siz nasılsınız? Ne haber? İyi. Buluşturma turları ha? Ne haber? Hadi. Ekip tamam mı? Yok efendim. Ekip hiçbir zaman tamam olmayacak Murat Efendi sayesinde. Ben bugün bir görüntülü konuştum. Keyfi gayet yerindeydi. Beni de aradı. Ben başlamadan size bir şey söylemek istiyorum. Yani biliyorum hep böyle yemekten önceye denk geliyor ama... yani acısız ve kısa olmasına özen göstereceğim. Yine ne var? Bir şey yok. Bence fena bir haber de değil. Hatta iyi bile bana göre. Ama tabii siz nasıl değerlendireceksiniz, orasını pek bilmiyorum. Evet, Adem şirketten çekiliyor. Çekilmek istediğini söyledi. Hisselerini devredecek. O gece, yani o malum gece, işte beni çağırdı. Bunu konuştuk. Bildiğiniz gibi bizim şahsi olarak da, şirket olarak da bu hisseleri alacak bir paramız yok. Hisseler yabancıya gitsin, istemeyiz herhalde. Değil mi? Halka da açamayız bu kadar büyük bir hisse payını. Bir ödeme planı yapamıyoruz orta vadede Adem'e karşı. Ki Adem parasını isteyecek. E'si ben Şahap Bey'den de destek alarak hisseleri İpek'in üzerinden satın aldım. Hisseler aile içinde kalıyor. Ne oldu anne? Neden çöktün ya? Ha? İpek gelinin tanıştırayım. Bize sordun mu? Sorsam ne değişecekti? Durumu bilmiyor muyuz? Boranjet yüzünden ne kadar borçlu olduğumuzu bilmiyor muyuz? Bütün taşınmalarımız ipotekli. Ne yapacağız? Kredi çekmek istesek hangi bankadan neyi teminat göstererek çekeceğiz? Adem seninle konuşmak istemediği için beni çağırdı, benimle görüştü. Ben de akla mantığa uygun, en uygun çözümle geliyorum. Yani sen bu krizi kendine göre fırsata çevirdin, öyle mi? Fırsat. Pardon, sen her krizi şirketin yararınaymış gibi çevirirken... ben gerçekten şirketin yararına bir şey yapmaya çalıştığım zaman fırsatçı mı oluyorum? Pardon, nedir seni bu kadar rahatsız eden? Beraber yönetmiyor muyuz şirketi zaten? Yetkileri bana geçecek olmasın, kocuna gitti. Faruk. Süreyya, sen içeriye gir. Ben Adem'le konuşacağım.